İkincilikten herkese merhaba. Birinci hafta birinci günde dördüncü maçla beraberiz. Bir tarafta Comanchero Gaming, diğer tarafta Pacific Esports. İkinci ligin artık ilk galibiyetlerini görmeye başladık. Sunumda ben Tankut Hoca'ya rastlan. Yanımda Mehmet Furkan Trix Çoruk var. Trix nasılsın? İyi misin? İyidir. Seni sormalı. İyiyim. Gayet keyifli bir karşılaşma izleyeceğiz. Bir tarafta Comanchero geçtiğimiz mevsimde çok iyi performans sergilemişlerdi. Öte taraftan Pacific kış mevsiminde çok istediği performans sergileyemedi ve yapılanmaya gitti ki tanıdık isimler de görüyoruz. Özellikle bu kış mevsim kupasından ve üniversiteler arası turnuvalardan ismini duyduğumuz isimler var. Oblivione onlardan biri. Leyran'ı zaman zaman duyduk. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor gibi. Sen neler söylemek istersin? Evet, yasaklamalar birazcık yine hedef odaklı gibi. Diana Draven, Azir Tristana birazcık da rakibe hazırlanılmış yasaklamalar görüyorum. İlk seçim için bayağı bir şampiyon açık kalacak. Yani o güçlü dediğimiz şampiyonlardan bir tanesi gitti, Ashe. Evet, Diana Draven ve 3. tercih olarak Ashe yasaklandı. Diğer tarafta Azir ve Tristana ortak ordura epey bir odaklanma. Bu Diana yasaklaması bu arada Oblivione özel bir yasaklama. Kış mevsim kupasında oynarken Immobiont üniversite takımında analizmasında konuşulmuştu Oblivione'nin Diana'sı diye. Her karşılaşma Oblivione'ye karşı yasaklanıyor bu Diana. Son yasaklama Talia oldu ve ilk tercihten Kalista'ya yöneldiler. Bu aşamada Comanchero ekibi. Evet. Bakalım cevap olarak ne gelecek? Yani şu an Jinx koridoruna gidebilirler. Senna ya da açık. Varus gibi şampiyonlarda gidebilir. O Lucian. Lucian, Nami bence iyi bir tercih olabilir. Bence Nami, evet. Milio. Geçen iki maçlarda bir Milio tercihi gelmişti. Bence en güçlü ikili Lucian, Nami. Bakalım orta koridorların çoğu yok. Hızlı bir orta koridor seçimi de görebiliriz. Oo, Kalista Varus mu göreceğiz Comanchero'dan? Yoksa. MSI'da çokça gördük bu yama içerisinde. Çok da iyi bir ikili oluyor koridor hakimiyeti açısından, o baskı açısından. Boncuk ve Biplash. Kalista Varus izletecek bize, evet. Bu eşleşmeyi çokça görmüştük. Bu Orianna tercihi de çok önemli. Oblivion'un en çok oynadığı karakterlerden biri son dönemde. Fire Receptinde ellerinde iyi gözüküyor. Şu an orta koridor alınmazsa alt tarafta da bence iki tanesi yasaklanacak. Bence orta koridorla bitirmesi lazım Pacific ekibinin. Iron'un sol açık. Yine agresif bir tercihle bulunabilirler yöne gibi. Yoksa farklı bir şey mi gösterecek bize? Ahri gayet iyi. Ya düşünüyorum, burada almasalardı alt tarafta Ahri Iron'un sol yasaklansaydı havuz bayağı bir daralacaktı. Bakalım yasaklamalar ne yönde gelecek. İki tarafta ormancı seçmedi. Ben bir az kaynaklı ormancı yasaklaması bekliyorum. Poppy geldi. Poppy şu an hem ormanda hem de üst koridorda iyi bir tercih. Baltayı Sejuani olabilir o aşamada. Evet. Bakalım diğer taraf ne yasaklayacak. Zinzavio gibi şampiyonlar da iyi Pasifik için. Her oyunda bayağı bir hasarları var. Yago gitti. Ben bir Maokai Sejuani yasaklaması bekliyorum Pasifik'ten. Bir tanklara ihtiyacı var Comanchero'nun. Lucian'da bir Ahri üçlüsü Pasifik tarafında gayet iyi bir üçlü aslında. Erken ve orta oyuna girerken iyi bir oyun sergileyebilirler. Öte yandan Kalista Varus koridor baskısını alırsa bunun Lucian'da bir yapamadığını da görebiliriz. Bakalım Orianna'ya top taşıyıcısı olarak Comanchero ne alacak? Öte tarafta orman ve üst koridorunu Pasifik'in tercih ettiğini göreceğiz ikinci aşamada. Bakalım diğer yasaklamada ormana mı gelecek? Evet, Zinza. Beklenildiği gibi. Şimdi agresif tercihlerden Jarvan ve Lee Sin tercih edilebilir. O üst koridoru kapattılar. Ormancı... Sante geldik. Ormancı son tercih. Evet. Yani ben dördüncü tercih olmasını bekliyordum. Bakalım üst tarafı şu an counter seçim yapabilirler. Ormana bayağı güzel gözüküyor. Orianna ile de City combo'yu yapabilir. Tabii ormancıların çoğu da gitti. Evet, Vitalci üzerinde duruyorlar. Comanchero ekibi. Bununla beraber son tercihi
ormana bırakmış olmuştu zaten Pasifik Sand Delci ile beraber. Şimdi üst tarafı göreceğiz Comanchero'da. Yoksa... Adalet diyen bir karakter yok, gelmeyecek gibi. Aatrox olabilir, kör Aatrox veya kör Renekton bu aşamada tercih edilebilir. Bu takımda hem ön faz hem hasar olarak. Aatrox tercih geldi. Comanchero'da net bir tankı yok ama hasar konusunda hiçbir dertleri yok ki. Aatrox belli bir dakikadan sonra Virgin ellerinde o hasarı tutabilecek. Bakalım hangi orman şampiyonu gelecek? Egelinia ismi. Bir anda bir Evelyn gelebilir mi? Diyorsun. Yoksa niye sonra bırakırsın orman tercihini? Mako'yu almak için bırakmazsın herhalde. Rex'i almak için... Evet. Rex'i tercihi de geldi ormana. Erken oyunda agresif bir şeyi tercih etmeleri düşünüyordum. Rex'i ile de bunu yaptılar. Yani Vay'a karşı iyi bir tercih. Ahri ile beraber güzel oyunları var. Ya yani baskın atabileceği bayağı bir koridor var Rex'in aslında. Arka taraftan tünelle giderek. Ben beğendim. Yani son tercih Rex'i almalarına. Hı-hı. O yüzden Pasifik'i birazcık da erken oyunda güçlü görüyorum ama yani diğer tarafta da Varus Kalista var. O da... Koridor hakimiyeti olarak Comanchero biraz daha rahatken ilerleyen oyun hakimiyetinde biraz daha Pasifik gibi. Yani orta oyunda daha doğrusu ilerleyen oyun evet, değil. Yani seviye aldıkça hı-hı, birazcık daha agresifini sürdürebilir ama yani diğer tarafı da hiç yaban atmamak lazım. Vayutsi, Orion Ultisi, Varus Kalista. Yani onlar da bir oyun yapabilir. Bakalım vadide bu iki takım bize neler izletecek? Hep beraber göreceğiz. Vadide yerimizi aldık. Bir tarafta ligin köklü ekibi, ikinci ligin köklü ekibi Comanchero. Diğer tarafta yine aynı isimle geçen mevsim vardı ama kadro değişikliğe giden Pasifik tarafı. Vadide bakalım neler izleyeceğiz. Alt tarafa gidiyor Comanchero beşlisi. Diğer tarafta Pasifik üst, üçlü çalıda görüş almak istiyor. Ama kimse kimseyi bulmayacak. Oyunun en uzak iki köşesinde iki takım da şu an. Onlar da üst tarafa bir invade gelir mi diye bekliyorlardı. Tabi Varus Kalistel koridoru o alt taraftaki görüşü almak ister onlar da. Oo, bu arada Popstar Ahri ile girmiş Oblivion. Kuyruğundan tanıdım. Daha önemli bir bilgiydi. Peki Nami hangi kostümle girmiş? Nami'yi göremiyorum. Üstünde kocaman karakterler var çünkü. Oblivion ayrı tarafta duruyor ama Nami'yi şu an göremiyorum. Ha, peki Vay... Orion da hangi kostümle girmiş? Kostümsüz. Vay hangi kostümle girmiş? Kod adı. Doğru. Tanıdım. Kafasındaki şeyden tanıdım. Doğru. Evet bu kostüm tartışmaları çünkü dakika bir de çok da konuşacak bir şey yok gibi. Tabii şeyi söylemek istiyorum. Alt tarafta agresif bir alt koridor ikilisine sahip Comanchero, boncuklu Biplash ama aynı şekilde Lucian ve Nami de bu koridor isteyen evet, bir ikili. Genelde evet, Varus Kalista'ya karşı eş ve bir nişancı görüyorduk. Bu eşleşmeye çok denk gelmedik. Direkt Nami, Lucian, gelemeyeceğiz Varus gibi Tankut. Koridor değişimi vardı çünkü. Evet. Lucian Nami'yi yukarı yolladılar. Onlar da Varus Kalista'nın güçlü bir ikili olduğunu biliyorlar. Seviye aldıktan sonra o koridora gitmek isteyeceklerdir. Şimdi Aatrox'un burada uzaklaşması lazım. Bu arada cadı Nami bu kostüm. Sormuştun az önce hemen cevap. Kesin bilgi mi? Kesin. Tamam. Ben bir ara çok Lucian'la oynuyordum. Benim Prem'de çok Nami oynuyordu. O yüzden biliyorum çoğu kostümünü de benim. Ve koridor değişikliği gibi. Durdu. Kalista'nınki ne? Kalista'nınki ne? Evet kostüm. Görmedim, dikkat etmedim. Bu arada Virgil dedi ki ya başlarım böyle işe, ben üst koridorda oynamıyorum. Hayreset'in yanından aşağı doğru gidiyor. Tabi bunlar olurken Xante, Leyran ormancısı Egelin'e yardım etti. Dedik ki koridor değişikliği ama yine koridorları eşitleyecekler gibi eşleşmelerde gözüküyor. Bu arada şey, dünya şampiyonası Kalista ama hangisi bilmiyorum. Dünya şampiyonası. Buraya bir ışından atacak mı diye bakıyorum. Yemin Wave yaklaşmaya başladı. Vayla Aatrox oraya gidiyor. Yani ışından atarsa çok sıkıntı olabilir. Bence ne yapacaklar? Leyran'ı bekleyecekler. Kule altı kesecekler. Bir daha ışından atıp bir daha kesecekler. Bunu görüyoruz hep kule koridor değişikliklerinde. Leyran buraya geldi kule altında. Vayda gelmesi lazım. Vayda gelecek. Burada bir kule altı izleyeceğiz. Tabii burada Kulagros'un iyi oynaması lazım Comanchero'nun. Leyran'ın üzerine gidecek. İlk önce Kulagros'un alan Biplash. İkan! Burada Biplash'a gidiyor. İyi oyun geldi Comanchero ekibinden. Öte yanda Kisuke ve Ivan barikatları almaya devam edecek. Yalnız tekrar bekleyip Leyran'ın ışından da geldiği senaryoda kesmek isteyebilirler. Bakalım bence ışına atması lazım şu an. Yani gelecek mi diye bakıyorum. Birazcık evet, geç geldi. Kaldı. Ama ikinci kule altı gelmeyecek gibi Comanchero'dan. Sensi ormanda.
Virgil döndü. O dinleyecekler mi? Dance'i şöyle bir yöneldi. Bence zor gibi. Santer'in de vurusu da var. Ama bakalım. Bayağı hasar vurdular. Yani Vay gelmiyor gibi, o yüzden gol aldığını yapmayacaklardır. Takut orada sanki birisi de erken bir ışıdan gelebilirdi. İkincisi de rün tercihinden dolayı bence Sante birazcık daha kolay kule altı yedi. Genelde böyle durumlarda artı şok giriyorlar çünkü Sante'ye. Bir nebze daha tanklayabilmesi evet, için evet. O hasarı. Ortadan pencesi çünkü o koridordaki can yenilemesiyle beraber iş yapan bir rün. Katılıyorum dediğine. Çok minik de olsa etki ediyor. Tabi tahriple beraber bir barikat daha alacak burada Pasifik. Comanche oradan bir kule altında izleyeceğiz gibi. Duvar delini aktifleştirdi Leyran. Havada az batmayı başardı. Şimdi tanklıyor kuleyi. İkinci hasarcık. İyi de sıça geldi Sensi'den. Boncuk ikinci skorunu alıyor takımı adına. İlk skoru bir plaş almıştı. Comanche bu koridor değişikliğine iyi yanıt verdi. Yani bildiğin gibi Pasifik koridor değişikliğine gitmişti ama günün sonunda Comanche'nin işine geliyor bu. Evet, yani şu an Atrox'da kule altı gelmiyor ve tecrübe puanlarını çok rahat bir şekilde alıyor. Dışında bir de zor bir iş yapmak. Evet, Rexy'nin burada olması lazım bu kule altı isteniyorsa. Şu an Atrox mutludur. Seviye 3 oldu. Ya orada... tabii şöyle bir şey var. Pasifik tarafı erken oyunda bu eşleşmeyi istemediği için de bu koridor değişikliğine gitti ama Varus'ta Kalista aldı çıkamaları. Evet. Yani bu skorlarla ve barikatlarla beraber birazcık daha mutlu olmuştur. Ya orada tekrar yani ikinci dive'da da Sante W güzel kullanabilseydi bence yine düşerdi ama belki Y skoru gelebilirdi kuleden bir vuruş da aldırtarak. W birazcık daha geç kullandı. O hasarın çoğunu yedi. Tabii altın farklarını da gördük az önce. 400 altın yaklaşık boncuk önde, bir 500 altına yakın da Biplash öndeydi. Alt koridorda alınan skorlarla beraber. Minyonlara baktığımızda orta koridorda yakın birazcık önde olduğunu görüyoruz Fire Sept'in. Ormanda net bir üstünlüğü var Egel'in. Çünkü Sensei'yi daha çok baskın atarken Egel'in biraz daha orman kamplarını alayım. Eşyamı tamamlayayım derdinde. Kısante ve Atrox tabiri caizse dilenmeye devam ediyorlar bu koridor değişikliğinden dolayı. Kule altlarında. Virgil yani en azından tecrübeleri almak istiyor ama İzin vermeyecek bu kadar öne çıkmasından Virgil birazcık şüphelendi zaten. O da geriye adım attı. Yalnız Egel'in buraya yakın. Şimdi Gromp'u alacak Egel'in, Virgil'in orada olduğunu biliyor. Doğrudan tünelle beraber üzerine gidecek. İyi bir yan adım geldi. Yeteneğini de tutturamayınca Egel'in. En azından zıplatmayı başardı. Üzerine bir suya pis. Virgil sıçrasını alacaklar. Net bir hakimiyet kurdu Pasifik bu üst koridor kulesinde. Evet, şimdi alt tarafa bir kule altı daha mı? Yalnız Leyran'ı düşürürlerse bu kuleyi alır. Comanche ekibi. Evet, çıkması lazım bence. Yani, kuleyi bırakması lazım. Tahribi tetiklediler mi diye bakıyorum. Evet, tetiklemişler. Ve ilk kule. Comanche'ye gidecek gibi. Pasifik tarafı da üst koridorda vuruyor ama onların iki barikatı vardı. Yanlış görmedim. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Comanche'ye ilk kuleyi alacak alt tarafta. Diğer tarafta buna karşılık veren bir Pasifik ekibi var ama onlar henüz kuleyi alamadık. Çünkü Burjinat da yalnız. Orta koridora bir birebir. Fire Sept'ten çok iyi sıçra. Oblivione. Sıçra ayartı öpücük atmıştı. Fire Sept sıçrasını bekletti. O beklettiği sıçrayla beraber bayağı bir fark yarattı. Burada. İyi oyun geldi Fire Sept'ten. Ve Rex'e baskından da böylece kaçmış oldu. Çok güzel oyun. 1v1'de canını bayağı azaltıp üstünü skor. 2v1 yani tam baskın yedirken muazzam. Ve bir taraf ejder alırken diğer tarafta şimdi kurtçukları aldı. Bakıyorum. Orta taraftan tekrardan Ahri üstten önce hızlı şekilde minlara itti. O koridor evet. Değişimi şu an var ama üst tarafa gidiyor iki alt koridorda. Artık birbirleriyle karşılaşacaklar. Bakalım bu Varus Kalista hasarları bayağı fazla yer dikkat etmesi lazım. Lucian'ın eminimde seviyede 6 olacak Varus. Evet, bu koridor değişikliğini Pasifik tarafı isteyen taraftı ama bunun avantajını daha çok Comanche'ı elde etti. Çünkü Vi ile beraber daha net bir kitle kontrolünüz var, koridorda kule altı ihtimaliniz daha yüksek. Rex'i de mesela yaptıklarında sadece Virgin'in sıçrasını aldılar ve ilk kuleyi alan Comanche olurken daha Pasifik kule alamadı ve boncuklu Whiplash'ın da buraya gelmesiyle beraber normal bir alt koridor eşleşmesi oldu. Musibet zinciri kaçtı yalnız boncuktan. Evet, burayı bayağı agresif oynamak istiyorlar. Kullanmak istiyorlardı. Sensi ile Egel'in karşılaşacak orada. Evet, ormancılar da biliyorlar. Biliyorlar birbirlerini.
Birbirlerini biliyorlar. İki çalıda ormancı bekliyor. Burada tabiri caizse anaokulundan çocuklarını almaya gelen veliler gibi bekliyorlar. Çocukların oyunu bitsin de biz alalım gidelim dercesine. Yalnız iyi bir suya pis geldi. Ege'nin tünelle gelecek Biplash'ın üzerinde infaz mermileri kullanıldı. Boncuk ne olur ne olmaz diye şifasını kullandı. Biplash'ın daha bariyeri duruyor. Ivan'la Ege'nin birazcık dürtüldü. Biplash'la Boncuk da iksirlerle beraber canlarını yenileyecekler. Evet. Yani burada iki ormancı da bayağı bir durdu görüş için. Şimdi yavaştan kamplarına tekrardan yöneldiler. Önemli bir koridor. Yani skoru alan, agresifliği kazanan koridoru hükmedecek. Tabi orada da yakın gayet. Eşleşmeye baktığımızda tabi Varus ve Kalista'nın biraz daha üstün olduğunu söylemek lazım. Alınan dişli kamalarla beraber çünkü zırhleşme oynuyor ikisi de. Şu aşamalarda zırhleşme Kalista ve Varus can yakıyor. O... Yine bir hasar geldi o deliciyle beraber. Nami olduğu için bayağı şu an rahat ediyorlar bu iyileştirmelerle beraber. Varus'un sisi de birazdan gelmek üzere. Var yine burada bir oyun görür müyüz? Arka çalıya giderse görüşü var orada yalnız Pasifik'in. Sensin'in aynı bir önceki maçta izlediğimiz gibi yapıldığı gibi o duvardan duvar delini atıp oynaması lazım. Evet. Eğer bir odaklanacaklarsa bakıyorum. Kalista'nın elinde Ece'nin çağrısı var. Boncuklu musibet zinciri var aynı şekilde. Yine bir delici iyi geldi Ivan'a. Yani belki Varus'un silin Nami'ye bakılabilir. Lucian da Arındır var. Lucian'la hiç uğraşmayıp Nami'ye odaklanabilir dediğin gibi komaç. Bence de. Yani Minar şimdi geldi. Deneyecekler mi bakıyorum. Yaklaştılar ama. Şöyle bir dur. Bu sibet zinciri tutmadı. Aklar Rex'i görüyorlar. Oo, çok fazla hasar var ki Kisuke'nin üzerinde. Vay buraya geldi. Güzel yanı adım. Duvardan tutmayacak. Doğrudan burada son yarıyı kullandı. Her ne kadar gel git dalgalarını kullansa da Nami. İyi oyun geldi Sensi'den. Güzel yanı adımlar bence görüyoruz. Bir kere daha dive atılır. Şimdi Ivan'ı deneyebilirler. Delici'yle beraber tek yedi. Boncuk ve Biplash iki hasarla. Ivan'ı indirmeyi başardılar. Evet, zırhleşme. İyi bir birebir oyuncudur. Şimdi Fire'se de... hep burada hayatın öbücük denemesi ultisiyle beraber iyi sıçra combo sıçratmayı başardılar. Yalnız şok dalgası da iyi geldi. Oblivion'a Q'nun geri dönüşü hasarıyla beraber almayı başaracak. Ege'li mi Oblivion'a'dan de iyi oyun izledik orta koridorda. Tabi Fire'se az önce attığı birebir de iyi sıçrayla beraber öne geçmeyi başarmıştı. Bununla beraber Oblivion'a biraz daha nefes almış olacak. Tam da sıçrası şimdi geldi Orion'un. Yani üst tarafta o baskının birazcık daha geleceği belliydi. Yani canlarını bir önceki savaşta yani o takasta kaybetmeselerdi bence bu dive o kadar kolay olmazdı. O yaptıkları takas sonucu fayda birazcık bunun hazırlanışına geldi diyebilirim. Trix. Bu hangi Lucian kostümü? Hep sen mi aldın? Project. Hayır yanlış. Yok bir dakika ya. Dur. Project'teki o sarımsıydı. Şeyi unuttum. Pulse Fire. Evet dediğin gibi Prestige Pulse Fire. Sana bir şey mi söyledi kulağına kostümü? Bir an böyle... Yok. O benim şeyim. Ben intledim orayı. Project birazcık turuncumsu kyolu olan. Okey. Yani çünkü sanki reji sana söylemiş. Öyle ilo değil gibi demiş gibi geldi de emin olamadım şu an. Evet biz kostümleri konuşurken bu arada sessizlik hakimdi vadiye. O yüzden de zaten kostümleri konuştuk. Ve Comanchola Gaming kendileri adına ikinci ejderi aldı. Bulut ejderi. Ve kimya bitkileri vadide çiçek açmaya başladı. Alt koridorda ejderi alırken tabi buna hemen karşılık olarak Pasifik rakip ormanda görüşü almayı başardı ve üst koridorda bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Aatrox'a bir baskın gelebilir mi? Rex'e şu an Grom tarafında karşı ormanı temizliyor ama Aatrox bunun farkında. Mordor'a doğru ilerlediler. O ittirme avantajını da iyi kullanıyorlar şu ana kadar. Oblivion'un üzerine ilerlediler dediğin gibi 4 kişi birden gelince Comanchero'dan. Yalnız orada geri dönüş atarsa işler biraz sıkıntı olabilir. Sensin'in ultisi var. Sensi ulti basmak istemedi. Tam menzile giremedi. Birazcık daha menzilde olsaydı bence basardı. Ya bir de orada sıçrası ve ultisi olan Ahri bir anda bayı kule altına çekebilir. Ondan çekindi biraz. Bir musibet zinciri daha tutmadı Boncuk'tan. Bu karşılaşmada 3 tane gördük. 3'ü de tutmadı. Boncuk tutmamış. Geldikçe deniyor. Tutmamış hali bu tutsa daha neler olurdu. Ramorus aynen öyle yalnız duvarda yani doğrudan Leyra'nın üzerine gidecekler. Hasar yeterli olacak mı diye bakıyorum. Derin istemedi Comanchero burada. Hasar vermedi. Siyetti yalnız Ivan. Deliciyle beraber iyi hasar vurabilir. Burada Biplash infaz mermilerini kullanıyor. Kisuke. Ön tarafta Sensi ve Biplash hasarı şöyle bir paylaştı. İstediği hasarı bırakamadı burada.
Ormanda eşyalar gelmeye başlamış Trix'i birazcık konuşalım istiyorum. Sensi yarık gökyüzünü alırken diğer tarafta Ekel'in hız kesenle vadide hayatını devam ediyor. Evet, şu an üst koridorlar hariç herkes eşyalarını bitirdi. Nami de birazdan bitirmek üzere. Ama işte Varus Kalista ikilisi yani cidden can yakıyor. Yani istedikleri gibi oyunu kontrol ettikleri için o dürtmelere karşı yani demin Santa'ya da bayağı bir vurdular. Ege'nin bu arada alt tarafa ışınlan kullandı bitirmek için. Oraya da Oblivion gelecek. Oblivion alt tarafa giderken tabi Fire Recept orta tarafa doğru gidiyor. Şimdi ejderler Comanchero için bir kazanma koşulu. Ejderlerin etrafında oynayabilirler bu kadar öndeyken. Yani oyun sonuna bakıyorum. Yani iki taraf da oyun sonunda güçlü bence. Evet, Comanchero bu avantajla beraber elameti alacak. Orta koridorda Luden'in emanetini alan bir Fire Asset var ya. Sondra'yı çok görmüyorduk bu eşya tercihini. Biraz daha can havuzu yüksek Diandrill'li eşya düzenine gidiyordu oyuncular. O Luden'in emanetini tercih etti. Diğer tarafta Oblivione Habaset tercihiyle alt koridoru ittiriyor. Hangisini birazcık beğeniyorsun sen? Luden'in emaneti mi yoksa Diandrill'li olanı mı? Orianna'da. Ya tier'lı Luden'li, tier'lı Diandrill'li eşya düzenini daha çok beğeniyorum ama ani hasara ihtiyacı yani oyun sonunda daha fazla hasar ihtiyacı olduğunu düşündü bence Orianna o yüzden. Çünkü Varus Kaliste bir yerden sonra düşecek. Luden o istediğiniz ani hasarı direkt vurabiliyor ve karşıda çok fazla tank yok. Aslında bu kırılgan şampiyonlara karşı fena bir dizilim değil o ortalarda da. Kule takasları hem, geliyor tabii. Hem üst hem orta. Yani aynı anda tamam oldu. Tam onu diyecektim. Oblivion'a ve gelin alt tarafa çok baskı kurdu ama buna karşılık hemen üst tarafa yöneldi Fire Recept. Üst koridor kulesini aldı. Orta tarafta da boncukla bir plaj. Orta koridordaki kuleyi aldı. Orta koridordaki kuleyi oyunu açmadı. Çok önemli. Evet ve hala da alametleri var. Alametlerini kullanmadılar. Kalista da destekken bu zırtleşme halinde veya. Eli çok ağır gitmiyor mu düz dururken? Mion mesela orada toteme vurdu. Böyle evladım yorma beni. Totemi. Makarası bu. Ben hala alışamıyorum ama mesela Varus'un zırtleşmesine alışkınız bu zamanlar. Kalista zırtleşme bana çok garip geliyor. Çünkü Kalista'nın olayı o seke seke kayıtlama olayı işte. Yer değiştirmesi vesaire. Zırtleşme oynayınca çok garip geliyor bana izlemesi. Ben zırtleşmeyi beğendim. Yani ilk başta da çok garip geliyordu ama yani neler yapabileceğini gösterdikten sonra hayır şey de çok ilginç ya. Yani desteğiniz bir anda alıp sizi rakibin üzerine fırlatabilir işte. Yani tabii ki korumak için kullanıyor ultiyi ama o da çıkabilir. Aynen öyle. Böyle durumlarda acaba ormancınıza mı bağlasınız diyeceğim. O ama şey diğer yeteneklerinizi kullanamıyorsunuz. Şu W'dan gelen pusu. Direkt Vay'ı üstüne atsa o da çok tehlikeli olabilir. Zaten yani yani o kitle kontrolü de çıkamazsın. Ecelin çağrısını attın Vay'ı, Vay üzerine bir de duvar telini attı, onun üzerine son yarı geldi, sonra musibeti yani o kal gelir o kişiye attıkları. Boncuk şöyle bir öndeydi, hemen oraya yöneldi Ecelin. Alt tarafta tabii takım arkadaşları olduğu için biraz daha defansif oynuyor. Video neden bir ayar topçuk gelir diye baktım. O açı vardı çünkü ama bu biraz daha milyonları itip defansif oynamalı. Peşinde alt taraftan baskıyı arttıran bir Fire Asset var Mion'u ittirerek. Diğer tarafta Xante ile beraber Ege'nin üst tarafta baskıyı kuruyor. Haritayı birazcık böyle ortaya bölmüşler gibi ortaya. Evet. Ikiye. Böyle soldan sağa. İnfaz mermileriyle boncuğa hasar vermeye başladı oradaki ülke. Alameti kullandı yalnız alt tarafa. Bu haber değeri taşıyor. Evet, hemen çok Oblivion'e destek olmaya geldi. Bilmeden kullanacaklar ve kuleyi alacak. Oblivion'e yalnız çok dalgasını yedi. Alametin de desteğiyle beraber ultiler takaslanmış oldu. İyi de hasar verdi yalnız Fire Recep. Tam o dediğin anlık hasar vermedi, çok etkili. Şu an Orianna. Çok rahat bir ikinci kuleyi aldılar alt tarafta. Yani bunun karşılığında bir de direkt Comanchero şu an partiler listelerini yapıyor. Yani cevap gelmeye devam etmezse altında da ejderler de bayana geçecekler. Ejder ruhu hızlı gelecek. Ejder. Evet. 21-22. Dakikada 4. ejder savaşını konuşuyor olacağız seninle. Dakika 20'ye yaklaşırken 4000 altınlık fark yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. İyi başladı Comanchero ekibi erken oyuna. Lucian Namin'in etkinliğini çok iyi kullanmadı Pasifik tarafı. Orta koridorda bir tane birebir alınan skor var. Fire Recept'ini aldı. Diğer tarafta Oblivion'e desteğe gelene beraber bir skor almayı başarmıştı Ahri.
Dartino da Pasifik tarafının aldığı tek skor. Comanchero'ya karşı. Buzlu Amit'li kısa antiden Pasifik biraz daha eşyaları bekleme yönünde ilerliyor. Importer'un fermanı almış Ivan. Deneme gelecek ki Biplash bir delici denedi. Tutmadı Türkiye. Namin'in hızlandırmasıyla beraber. Xanti orada Fire Recept'ten kaçıyor gibi. Üst tarafta neler oluyor? Xanti'ye vuruyorlar. Leyran yarı canla uzaklaştı oradan. Evet. Gördüğüm kadarıyla Biplash'la Fire Recept birazcık darlamış Leyran'ı. Bir kovalamacı oldu. Bu kuleyi istiyorlar. Yani oraya anda nereye gitsi kule alıyor. Şimdi orta var. Orta alt taraf. Şimdi ikinci üst. Kuleler de bayağı öne geçtiler derken. Kuleyi çıkmak ama şok dalgasını agresif kullandı. Duvar değerlileri en uzuna gidecekler. Yalnız gel git dalgaları iyi geldi. Sonu yeri. Doğrudan Namin üzerine yaptı. Xanti aldı götürdü. Vyskor alabilecek diye bakıyorum. Çok heyecanla. İyi bir Rek'Sai ultisi kullanımı. Xanti ve Vyskor'u takaslanmış oldu. Hiçlik hücumunu kullandı. İyi bir şekilde orada. Egel'in Oblivion agresif bir ulti kullanımı. Ayartı öbücük denemesi geldi. Bir Plush sıçrayla uzaklaşacak. Otelde Boncuk'un sıçra ve şifası gitti. Bir Plush sıçra atmak durumunda kaldı. Sensi sıçrayla Xanti'den uzaklaşmaya çalışsa düştü. Xanti de ultisini atmak durumunda kaldı. Zaten son pozisyonda da Oblivion'e kendi ultisini kullandı. Comanchero baskıyı bir an bile azaltmıyor rakibi üzerinde. Evet yani şu an yapabilecekleri en güzel şey Comanchero rakibi bu kadar sıçrası yokken özellikle alt tarafta bence bunu kullanması lazım Pasifik'in. Yani ne kadar orada birebir takaslansa da iyi bir açılış olabilir bu sıçralar yokken. Çünkü Kalista varız. Sıçrasız bayağı bir kolay düşebilir. Yoksa yani kullanmazlarsa bu avantajı yani birazdan ejder ruhunu görebiliriz. Comanchero tarafından. Ya evet, Lucian mesela hep söylenen bir şey vardı. Orta oyundan sonra son oyuna doğru, geç oyuna doğru düşer. Ama yanında Nami varken ve İmparatorluk fermanlı bir Nami varken yine o Lucian'la oynayabilirsiniz. Yalnız Oblivion of, çok hasar aldı. Şok dalgası üzerine Virgil. Darkin kılıcıyla canını okudu o Ahri'nin. Ya bir delici bir şok dalgası. Hasara bakar mısın şu hasar potansiyeli? Çok fazla. Yani yapabilecek de çok da bir şey yok. Xanti bile orada zor dayandı yani karşıda şu anda ama. Yo, içeri gidiyorlar. Finalde rakibin üzerine gidecek. Doğrudan bir plaşın üzerine gidiyorlar. Yalnız iki kişi tutatıldı. Kisuke'den iyi sıçra kullanımı düştü. Şimdi Kalista almaya başarıyor. Boncuk da Shenlock ve Ece'nin çağrısıyla. Çok iyi hamle yaptı. 2'de 2 yapmayı başardı. Tam dediğin şey oldu. Tam düşmeden Kalista ultiye bastı ve Rush'un üzerine fırlattı. Leyran şöyle bir Fire Recept'in üzerine gidecek. Yalnız Fire Recept'te Boncuk'un hasarı fena değil. Her ne kadar zırtleşme vurusu olsa da yarı canından fazlasını almayı başardılar. Dediğim gibi tam dediğim oldu. Yani Biplash tam düşerken nişancısını attı rakibin üzerine. O zıplatma efekti. Şurada bir skoru var. Al bakayım bunu. Ve bununla beraber Comanchero İden iyi üstünlüğünü perçinlemeye başladı. Dakika 22 ve Ejder'e bir dakika kalırken orta koridor ikinci kulesini de alacak. Pasifik bir şeyler deniyor ama o Rek'Sai'den ne kadar verim aldılar? Açıkçası soru işareti. Çünkü erken baskınlara baktığımızda Vay daha etkili oldu. O Renekton Nahri kilisini çok kullanmadılar bir baskın dışında. Yani tank tutuşunu diyeyim ya, koridor değişimi yapmasalar sanki daha iyiydi. Zaten bunu MSI'de de biz hep konuşuyorduk ya sende. Hem sunumda hem analiz masasında. Yani koridor değişikliği yapanların memnun kaldığını çok gördük mü biz? Ben çok görmedim. Yani opsiyonel. Evet. Daha çok. Dediğin gibi. Ya genelde geride olunca da hani çok ucundan oluyordu ama yani şimdi dediğin gibi Varus Kalista dişi kamayla geldi. Yani Vay 6'nın seviyesine çok rahat ulaştı. Yani bu Rek'Sai'yi nerede kullandık? Vay'a dikkat etmesi lazım. Oblivion ayartı öpücüğü Vay'a tutturdu. Hızıp atmayı da başardılar. Musibe Zinci çok iyi geldi. Yalnız Varus'tan Vay düşmedi. Gel git dalgalarında bir sonu yarı. Yalnız Shen'i düşürmeyi başardı Pasifik tarafı. Ön taraf çok fazla sıra. Bir ayartı öpücük daha. Oblivion'e çok iyi oynadı burayı. Leyran ön tarafta Asartuk 3. skoru da alıyor. 3'te 3 geliyor. Oblivion'e şiir gibi yazdı. Muazzam oynadı burayı. İlk ayartı öpücük Vay'a, ikinci ayartı öpücük de tuttu, üçüncü de tuttu. Muazzam oyun pası için. Evet, dördüncü ejder öncesi bu çok önemli. Altın farkı 2000'e yaklaştı. Düşürdü herhalde. Ejder ruhunu alacakken Pasifik'ten çok güzel bir pusu ve 3'te 3 alan bir Ahri. O da bayağı toparladı şu an. Yine Caster Curse'ü yedek olan çöre gibi. Yine dediği gibi Caster Curse'ü yedi ama bundan sen de bahsetmiştin. Pasifik'in bir böyle savaşa ihtiyacı vardı. Elbette silahları iyi. Bakar mısın? Oblivion ayartı öpücü duruyor. Üzerine Naminusu'yu hapisi. Gel git dalgalarını attı Naminusu'yu.
Sensi çok iyi refleks verdi. Son uyarıyı kullandı. Çünkü May ultisini kullandığında Nem ultisini yemiyorsun. Çok basit. Ona rağmen Pasifik orayı kazanmayı başardı ve yavaş oyunu da iyi yaptılar. Yani izleyenler tekrar geri aldığında izlediğinde görür. Orada Pasifik'in canavuzu yarıya indi neredeyse hepsini. Evet evet. O hasarı iyi tankladılar. Leyran öne gitti. Hasar tuttu. Ümit verici güzel bir savaş Pasifik. Ve son savaşta Habaset ve Lich Buhan vardı Ahri'de. Üste döndüğünde tam eşya aldı şu an. 3 eşyalı bir Ahri'de. Bir shutdownları da alınca orada bayağı bir güçlendi. Şu an Ahri tehlikeli. Ya Ahri'nin ayar tömpücü... Ya Pasifik'in mantığı çok basit. Ahri'nin ayar tömpücü üzerine kurulup bir skor alıp rakibi eksik oynatıp 4'e 5'e zorlamak ki kırılgan bir rakip Comanche'a. Öte taraftan Comanche'a oyunun hakimiyken yapması gereken şey biraz daha 4-4, 5-5 o cepheden, koridordan savaşması gerekiyor gibi. Jo yakalamaları daha iyi yapıyor şu an Pasifik tarafı. Bakalım bu yakalamalar devam edecek. Şu an sıçrılar geldi Comanche'a ekibinden. Bu pusulardan birazcık daha rahat tutulabilir. Evet, alt tarafta Virgil ve Leyran karşılaşıyor. O da buzdağını bitirdi Leyran. Virgil'in üzerine doğru gidecek. Buzdağınla beraber yavaşlattı. Ultisini aldı Aatrox'un. Tabii arka tarafta hiç görüşü yok Virgil. Normale bakarsan yani biri mi geliyor, biri mi yakalayacak. Onun temkinliliğiyle beraber hiç riske atmadı. Kullandı ultisini. Şimdi Baron yapmak istiyorlar ama rakip de eşyalar alınca o kadar rahat olmayacaktır. Şimdi orta tarafta görürsün savaşları var. Gecenin kıyısı var yani. Bu aslında Pasifik için kötü haber. Rex'in Q'larıyla beraber belki bunları alabilir rahat bir şekilde. Bir de Shenok. İyi değişti ama Nami de canını yeniledi. Duşun birazcık aldı, arama Rex'in dönüyor gibi oyun. Evet, yani Baron yapmak o kadar hızlı değil. Comanche ekibinden. İki taraf için de hızlı değil bu arada. Evet, bunu da farkındalar. O yüzden çok fazla acele etmiyorlar. Buraya... Bir çalı oyunu, bir musibet zinciri daha kaçtı boncuktan. Bu karşılaşma bir tane falan tuttu galiba boncuktan. O da rakibi üzerine gelirken atmıştı. Musibet zinciri biraz şanssız boncuk adına diyelim. Oblivion ön tarafta iyi bir cehennem pranga kullanımı. Defansif kullanmak durumunda kaldı ultisini. O prangaya yakalansa çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bu önemli bir haber Comanche'ci çünkü rakibin en mobil karakterini almış oldunuz. Evet, şu anda Baron'a başlayabilirler. Evet, başladılar zaten. Biraz daha Pasifik çalmaya oynayacak gibi burada. Bence Ryar'ın ultisi bekleme süresi az ama şu an için yok. Baron'un bayağı hasar aldı. Tam bir Xante anı bu. Yani Xante'nin arkaya girip 15 kişiye saldırdım edit çekebileceği bir an. Comanche orada bunu fark etti ve çıktı. Baron dediğin gibi hızlı vurmuyorlar. Yalnız o bitki bir flash'ı kötü tarafa götürdü. Ayağı dövüştü. Aatrox'a tuttu. İyi bir şok dalgası kullandı. 3 kişiye tutan ama Aatrox'u kesecek Comanche'ro. Musibet zinciri arka tarafta tutacak yalnız. Zush'un yerine sabitlendi. Arındırını kullandı. Yalnız delici Ivan'ın canını okudu. Duvar değerine uzaklaşacak. Orada çok komik bir an oldu. Bitkiye bastı Comanche'ro'dan biri. Pasifik'ten biri yoktu yakında o bitkiye. Bir anda B-Plush servis edildi. B-Plush servis edilirken Virgil önüne geçti. Bu sefer ayar tömücüyü Virgil yedi. Olan Comanche'nin üst koridoruna oldu. Koca yürekli Virgil. Desteği düşmesin diye düştü. Yalnız şu an Pasifik Baron'da öncelik elde etti ve geri dönüşlerini tamamladı Comanche'ro. Bakalım ya görüşte. Görüş alıp çıkacaklar diye düşünüyorum. Başlamazlar diye düşünüyorum. Yani orada şu an Comanche'ro ekibi kim bastı o bitkiye diye. Birazcık sinirlenmiş olabilir. 45 saniyeye ejder var. Comanche için ejder ruhu olacak alırlarsa. Trix bu Virgil kaç kere kule altı yedi? Kaç kere baskın yedi? Neler yaşadı? Düşmedi. Düştüğü pozisyon bu oldu. Üzülmüştür. Üzünlü bir an. Artık için Virgil için. Gecenin kıyısını galiba bedavaya dağıtıyorlar Comanche ekibinde. Evet, bir gecenin kıyısı da Virgil'di ama çok mantıklı bu arada. Yani biraz gülüyoruz ediyoruz ama hani rakip de Ahri, Nami. Yani bunların bir yeteneğinden kurtulmak demek oyun kazandırabilirsin. Evet, hepsi de zırhdeşme gittiği için gayet güzel bir eşya. Şimdi ejder Abaddon'u etrafında... bitti Fire Sept'in bu arada. Bu da bir komboya can yakar. Yalnız Leyran çok önde yakalanacak. İyi bir duvar değen kullanım geldi. Hayatını öpücük tutmayacak kimseye. Leyran'ın buradan uzaklaşması lazım. Comanche'ler ekibi. Dördüncü ejderi bu sefer istiyorlar. Hatırlayacaksın bir önceki seferde ejderde pozisyon avantajı elde etmişti Pasifik. Bitkilerden uzak durursa Comanche'ı buraya oynayabilir. Doğrudan duvar değerini kullandı. Egelin üzerine. Şimdi ejdere başladılar. Yan taraftan Kisuke geldi. İnfaz mermileriyle beraber
Bir de gelgit dalgalarını kullandı. Pasifik şimdi ejderi avantajlı bir şekilde tutuyor. Musibet zincirin ön tarafta kullandı. Yalnız alamadı. Almayı başardı Pasifik. Dördüncü ejderi bir daha vermedi. EBN topu darbeleri kullanımı. Doğrudan rakibin üzerine gidecek Leyran. Oblivion'a da uzaklaştı. O şey kolunu ben şu an duydum sesli konuşmada. Beyler aldık ejderi çıkın. Kaç. Herkes bir anda yetenekleri defansif attı. Comanchero'nun dördüncü ejderini çok geciktiriyor. Bir de ikinci ejder oldu bu Pasifik içinde. Evet ya yani ben şunu oyun söyleyeyim. Gibi. Lucian hasar vurmaya başladı. Yani demin iki tane ulti tuttu Aatrox'a ama yani bayağı bir hasar vurdu. Şu an o dördüncü eşyasına gidiyor. Ya sağ tarafın oyun sonu biraz daha güçlü gibi. Sante Lucian'la beraber. Yani Sante o istediğiniz tanklığı yapabilir takım savaşlarında. Şimdi bir pusu var burada. Dikkat etmesi lazım Pacific ekibinin. Ya oraya kafa atmazlarsa ama Vay ultisiyle araya kapatabilirler. Yalnız burada sayı avantajı da oynayacak. Comanche'de oynayacak Pacific. Dediğim gibi duvar değerler Sensi kapatıyor arayı. Bir hedef belirlemesi lazım da oradan Xanthi'ye odaklanacaklar gibi. Cehennem prangasını kullandı. İyi bir refleks verdi Leyran. Burada ultisini kullanacak ama Dash'e 3 kişiye şok dalgası. Pasifi yerle bir etti burada. Fire Sept'in ultisi. Oblivion A'yı yakalayacak. Neden? Neden Xanthi'yi bırakıp çıkmadı Pasifik? Yani, neden oynamak istediler burayı? Xanthi yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Hani W'ler bütün herkesi itti ultiyle hani en azından sola kaçayım. Dedi ama yani... Ama Kisuke, Evan ve sonrasında Oblivion dedi ki yok biz de ölelim. Evet yani ben çok büyük hata. Yani burada en fazla Xanthi'ye verip Baron'da dezavantajlı olurdunuz ve şu an ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniyeye yakın. Orta yine mi bitecek? Comanchero yine aynı bitişimi göreceğiz. Bir savaşta mı bitecek oyun? Comanchero'nun eksküleri vurmaya başladı. Duvardan yazdı X sayı geldi yerde. İstiyor. 3 kişiyi zıplatılmıyor onları temizlemek istedi ama temizleyemedi. Nexkulelerine vurmaya başladı. Comanchero ekibi dediğin gibi doğrudan gelgit dalgalarını kullanacak. Burada pasif kasar gelecek diye bakıyorum. İnfaz mermileriyle beraber bir hasar vermeyi başardı. İlk skoru alacaklar. İkinci skoru da alıyor. Üçüncü skoru da alıyor. Pasifik next skoru yiyebilecek mi diye bakıyorum. Vay arkada vuruyor. Fairesip Zonya ile beraber zaman kazanacak ama Oblivion üste gitti vay. 4 kişi birden kesecek. 3'te 3 yapıyor Kisuke. Comanchero burada fazla istedi ve devamında Pasifik 4 kişiyi birden düşürdü. Sensin de şanssız anı. Üste vururken Oblivion A'ya duvar dayan attı ama rakip üste girince bir anda o hasara bayıldı ve şimdi Pasifik Baron olacak. Evet yani oyunun bitmeyeceği birazcık belliydi. En azından yani bir kule alıp üste dönseler de Baron temposu yapabilirlerdi. Yani oyunu bitirebileceklerini düşürdüler ve Aatrox hariç herkes düştü. Karşılığında bir Baron. Yani Lucian orada bayağı skor aldı tank için. Üstüncü Lucian'ın alacağı şeyler çok merak ediyorum. Ya zaten statik bombardıman ebedi ve tek kılıcı var. Kanot Samış da anlayacaktı muhtemelen diye düşünüyorum. Ya da koruyucu melek bir tercihde bulunacak. Emin değilim bakalım ne olacak. Bakalım. Eşya parası gelmiştir. Koruyucu melek. Koruyucu melek. Vampire asası vardı zaten. Tek kılıcı ve vampire asası vardı eşya olarak. Çok vurur. Ya bir de yanında imparatorluk fermanı ve kızgın buğurdanlıklı bir Nami var. Bir anda birini bayıltabilir şu an pasif alt koridorda. Şu an oyun eşit. Yani taşıyıcıların, orta koridorların eşyaları hemen hemen eşit. Ahri'de Rabadon gelecek birazdan. Günün diğer ilk 3 karşılaşmasını izlemediyseniz, bu karşılaşmayı direkt izliyorsanız izleyicilere en uzun. En uzun ve her karşılaşma az önceki Nexus'taki savaş gibi takımların, kazanan takımın zorlamasıyla bitti. İlk defa kaybeden takım burada bir karşılık verebildi. Tabii orada Ege'nin de altını çizmek lazım. Doğrudan 5 kişinin içerisine girip 2 kişiyi zıplatıp minyonların bir kısmını temizleyince birazcık yavaşlattı. Zaman kazandı. Zaten sonra Ivan, Kisuke ve Oblivion gelip orada temizledi. Santen'in de önderliğiyle beraber. Şimdi Baron. Inhibitor'un çıkmasına kadar biraz zaman kazandıracak Pasifik'i. Şu an tam dediğimiz şeyler oluyor. Pasifik birini yakalayıp önde düşürecek veya Comanchero bir anda 4 kişi bir savaş isteyecek 5 kişi. Bir dakikalar ilerledikçe normalde Lucian düşer deriz ama Varus ve Kalista zırhleşme olduğu için Trix. Aslında Lucian düşmüyor. Evet. Varus Kalista daha çok düşüyor Lucian'a göre düşündüğün zaman. O hasar potansiyeli. Xanthi de tank. Net bir tankı da yok Comanche'nin. Pasifik sakin oynarsa buradan bir galibiyet koşulu yaratabilir. Öte yandan Comanche'nin yine o yakalamalara ihtiyacı var. Tensi o çalıya atladığını görünceye gelmelerin uzaklaştı. Bu ilk kuleye artık düşürmeleri lazım. Yani kulelerde bayağı gerilerdi. Bu kuleyle birazcık toparladılar ve ejder 15 saniye. Bakalım bunu yine Pasifik alacak mı? Yani artık onlar başarmıştı. Kisuke ejder ruhuna onlar gidecek gibi.
Bunu da alırlar. Bu üçüncü ejder alabilirse Pasifik dördüncü. Bir sonraki ejderde iki takım da dördüncü ejder tehdidine sahip olacak. Bunun farkında olan Comanche'ı çok erkenden geldi. Ejder bütün öncelik almak isteyecekler. Oblivion'un ışınlanı var. Yalnız o aralıkta Comanche'a başlama imkanı bulabilir. Ejder de dürtülmüş. Işını atması gerekiyor Oblivion'un arka tarafı doğru atacak. Comanche'a o ışınlanı görüyor şu an. Ejder savaşında 6000 can infaz mermileriyle beraber uzaklaştırmaya çalışıyor. Kisuke gel git dalgarı da kullanıldı. Pasifik'in burada önceliği ejder gibi çok fazla ön tarafta kızan Tetut'u zıplatmayı başardı. Yalnız Pasifik iyi bir hücum kullanıldı. Ön tarafta bir bakıyorum kimi düşürmüşler diye ikişer skor. Karşılıklı olarak Santeo Vay düşüyor. Pasifik burada ejderi alamadı. Comanche'a çalmayı başardı çünkü. Dördüncü ejderi ulaşmayı başardı bu aşamada Comanche'a Gaming. Yani orada... Orada kime kaldı görmedim ejder. Vay aldı. Çok dalgasıyla mı aldı? Vay mı? Vay içeri orada girip aldı ama yani engelleyebilecek o kadar çok şeyleri vardı ki. Yani Namiot'u çok kötü geldi birincisi. İkincisi ya keşke Sante W ulti ile beraber o Vay'ı uzaklaştırsaydı. Çünkü böyle üst koridor şampiyonları ormancılar çok sevmişti. Mordo olsun, Set olsun, Sante olsun. Tam o %50-50'de direkt avantaj elde edebiliyorsunuz. Orada çok bedavaya girdi diyebilirim. Ya şu an Comanche mutludur. Ejder ruhunu aldı. Aldılar ve bir sonraki 5 dakika sonra olacak Kadim Ejder. Kadim Ejder. Orada aslında pasif iyi uzaklaştırmayı başarmış Comanche'ı ama sensin ne ara girip İşte orada şey olacak olmalıydı. Tam hani bitmeye yakın yapsalardı daha iyiydi. Birazcık erken. Ultine çok erken kullandılar. Yani 3000 can da yapsaydı o Vay oraya girerken de iki kere düşünürdü. Ama şimdi Ejder ruhları var. Bakalım ordudan gidiyorlar yalnız. 5 kişi tabi kurede olmayınca bir musibet zincir denemesi sıçrayla beraber geldi boncuktan tutmadı. Dediğim gibi yalnız burada direkt oyunu bitirmek istiyor Comanche'ı. Orta koridorun inhibitörünü savunabilecek mi diye bakıyorum. Pasifik ekibi dürtmeye çalışıyorlar o uzaktan menzilleriyle beraber. Şimdi vurmaya başladı boncuk. Dikkat etmesi lazım. Pasifik deneyecek mi diye bakıyorum. Kitsuke'de koruyucu melek var. Burada ilk tetiği kim çekecek? Bir duvar değer kullanımı var. Oblivion'un canı az. İnfaz mermileriyle beraber dürtmeye çalışıyor. Kisuke çok istediği gibi kullanamadı. İptal etti hemen. İnhibitör'ü bulmaya devam ediyorlar milyonlarla beraber. Orta koridora inhibitör öncesinde bir vals var iki takım arasında. Duvarda elini şöyle bir aktifleştirdi ve aldı inhibitör'ü. Comanche'ı istediğini almış oldu. Şimdi bu inhibitör yokken 5 dakika boyunca burayı savunmak durumunda Pasifik. Baskı çok artıyor. Dakika 40'a geliyoruz. Strix. Ve Pasifik birazcık daha sıkıntılı durumda. Çünkü herhangi bir savaş kaybettikleri hızlı biter. Direkt üst açık. Sana haber değeri taşıyan başka bir şey söyleyeyim. Buyur. 4 dakika sonra, 3 dakika, 30 saniye sonra Kadim çıkacak. Yaklaşık o 1 dakikalık aralıkta daha inhibitor doğmamış olacak. Yani 1 dakika boyunca Comanche'ı rakibin inhibitoru açıkken Kadim'e başlama şansına sahip. Sadece Pasifik'i Kadim'e çekse Comanche'ı arka tarafı ışınlandırıp oyunu da bitirebilirler. Tabii. Çünkü ışınlandırı var çünkü. Pasifik'in çok temkinli olması lazım. Öte yandan Comanche'ı biraz daha rahat olan taraf. Şimdi baronun etrafı görüşler başladı. 40 saniye baron var. İki takım da baronu hızlı yapar. Eşyalar bitti çünkü. Aynısını baron için de söyleyebiliriz dediğin gibi yani. 30 saniye sonra Comanche'a sadece rakibi barona çekse. Burayı oynayabilir. Yalnız alt taraftan bir ışına geldi Virgil. Santen'in üzerine doğru gidecek. Bu yakalamayı yapmış olabilir. Comanche'a cehennem prangasını kullandı. Leyran çok ön tarafta yakalanacak. Gel git dalgarını defansif kullandı ama Altruf ultisini aktifleştirince bölüm sonu canavarı gibi. Skor almayı başarıyor Comanche'a ekibi. Şu oradan gidiyorlar. Yani çok kötü yerde beraber yakalandı. O ışınlarla beraber dediğim gibi kullandılar Comanche'a ekibi. Şimdi orta taraftan minyonları ittiriyor Trix. 4'e 5 burayı savunması lazım. Pasifik'in kulesi yok. Nasıl savunacaklar burayı? Doğru infaz mermilerini kullandı. Egil'in ısından ön tarafı kapatmak için bir hamle yapmak ama tek yedi orta. Oblivion tek yedi. Egil'in ön tarafı azar tutmaya çalışacak. Suya hapis tutmuyor. Ivan ve Kisuke. Ece'nin çaresiyle beraber rakibinin üzerine atlayan bir Varus var. Nami'yi de düşürmeyi başaracaklar. Diğer tarafta Kisuke zaman kazanmaya çalışacak. Koruyucu melekten çıkacak ama Comanche'ı bu skoru da istiyor. Buraya kadar altında alacak. 2-7 boncuk. Comanche'ı Gaming kaldığı yerden devam ediyor. 38 dakikalık karşılaşma.